Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Carbon Town isimli bir oyun. Straighter Games. İsmini yanlış telaffuz etmiş olabilirim ama zaten ismi yazıyor. Siz farklı şekilde okuyabilirsiniz. O konuda sıkıntı yok. Onun dışında giriş kısmı bu şekilde. Oyna, ayarlar, emektarlar, çıkış şeklinde 4 tane seçenek bizi karşılıyor. Oynaya bastığımızda direkt oyuna geçiyor zaten. Ayarlar menüsüne girdiğimizde dil seçenekleri, genel ses düzeyi, müzik düzeyi ve efekt ses düzeyi bizi karşılıyor. Bu şekilde bir basit bir arayüzü var ayarlar kısmının. Emektarlar kısmına geldiğimizde de oyunu yapan kişiler, oyunun yapımında emeği geçen kişilerin isimleri yazıyor zaten. Bunun dışında menülerimiz bu şekilde. Oynaya basıyoruz. Çok fazla bakmadım. Videosuna baktım kendisinin. Açıkçası kendim hiç başlamadım sıfırdan. Şu anda ilk defa başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir menü arayüz karşılıyor bizi. Oyuna girdikten sonra sol üstte felaketler, bela ölçer olarak adlandırmışlar. Felaket seviyeleri var. Yeşilde kaldığı sürece problem yok ama kırmızıya geldiğinde bir tane felaket bizi karşılıyor. Doğal afet gibi düşün bu olayın işleyişini. Onun dışında çevir ve yerleştir. Bir de yapıyı döndürmek için R tuşuna bas. Bize tabii bilgilendirme de yapacak oyuna ilk defa girdiğimizden kaynaklı olarak. Onun dışında masa bu şekilde gördüğünüz gibi masa üzerinde bir oyun alanı var. Sanki böyle gerçekte bir masanın üzerine, sehpanın üzerine koymuşsunuz oyunu ve oynuyor musunuz gibi bir ortam sunulmuş bize. Tabii ki çevresindeki objelerle etkileşime geçilebiliyor bu şekilde. Bastığınızda bakın kalem hareket ediyor. Onun dışında bozuk paralar artık bozuk para mı diyebiliriz bunları sanırım bozuk para diyebiliriz. Bunlar hareket ediyor. Tabii ki bunu hareket ettirebiliyoruz. Kurabiyeden yiyebiliyoruz gördüğünüz gibi. Bastığımızda kurabiye yeniyor. Muhtemelen yeni güne geçtiğimizde de tekrardan doğmuş olur. Şimdi şehrimizin başlangıç kısmı bu şekilde. Bu başlangıç kısmında da normal bir City Skylines veya ne bileyim işte SimCity tarzı oyunlar oynadığımızda etrafına genişleyerek başlangıç noktamız oluyor. Etrafına genişleyerek işte yerleşim yerleri, sanayi yerleri vesaire vesaire kurarak şehrimizi genişletmeye çalışıyoruz. Tabii ki hizmetler de polis, ambulans, itfaiye, su, elektrik vesaire gibi hizmetler sunarak da şehrimizin gelişmesini sağlıyoruz. Oyun bize başlangıçta 3 adet elektrik direğiyle karşılıyor yani rüzgar türbiniyle karşılıyor ve o da 3 tane elektrik sağlamış oluyor bize. Sağ üstte bizim şehrimizin durumunu göstermiş oluyor aslına bakarsanız. Su olarak 3 tane üretimimiz var. Elektrik olarak 3 tane, güvenlik olarak 3 tane, çevre olarak yani çevre temizliği, çevre peyzaj kalitesi vesaire insanların bu bölgeye gelmesini sağlayabilecek tarzda. Yani sana örnek verecek olursak çevre olayı da 3 tane gördüğünüz gibi. Alt kısımda da kırmızı alarm var arkadaşlar. Kırmızı alarm şu anda 3 tane bar var. 3 tane alarm var daha doğrusu. Bir kaynak sıfırın altına düştüğünde o kaynak tekrar pozitif olana kadar bir kırmızı alarm edinirsin. 3 kırmızı alarmda oyun biter. Ayrıca herhangi bir kaynağında -20'nin altına düşerse oyun biter. Yani kaynaklarımız bunlardan bir tanesi -20'nin altına düşerse komple oyun bitiyor. Doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Yani aşağıda bize gelen kartları düzgün bir şekilde kullanıp suyu, elektriği, güvenliği ve çevreyi en iyi şekilde yönetmemiz gerekiyor. Oyunun zorluğu aslında bu bakarsanız bir bakıma. Onun dışında kartların bazılarına gelen bazı detaylar var. Mesela işte kartın sağ üst köşesinde 20 yazıyor. 20 tur içerisinde o kartı mecbur kullanmanız gerekiyor. Kullanamazsanız size kırmızı alarm veriyor. O tarzda bir zorluk var. Tabii ki bela ölçerinde kırmızıya gelmesi durumunda o da değişik felaketler bize getirebiliyor. Destemizde gördüğünüz gibi bu şekilde zaten gün sayısı burada yeni güne geç dediğimizde direkt yeni güne atlamış oluyoruz. Şimdi yollarımızı bir kullanalım. Yollardan bir tanesi gördüğünüz gibi 1x2'lik yol 1 dolara satılıyor. 1x1'lik yol 0 dolara satılıyor. Hemen bir tanesini kullanalım. Şuraya doğru genişleyelim. Tarafa doğru genişleyelim. Daha sonra nüfusumuz şurada gördüğünüz gibi 0 şu anda nüfusumuz var. Şehrimizde hiçbir insan yok. Polis yani güvenlik kısmı da 0 durumda. Aslında güvenlik hem sağ tarafta var hem de 0 olarak burada var. Bunun olayı da arkadaşlar herhangi bir felaket geldiğinde ya bu kaynakları harcayarak o felaketi atlatıyoruz ya da buradaki güvenlik polis sayısını kullanarak o felaketleri atlatabiliyoruz. O yüzden bunu ve işte bunları arttırmanın önemi orada başlıyor. Şimdi gecekonduya geldik. Gecekonduya R tuşuna basarak değiştirebilirsiniz diyor zaten bize. Geldik gecekonduyu yerleştirdik bir tane buraya ve bir geliştirmeyi başardık. 0.5 yazıyor ya nüfus. 5 nüfusun fazlasına geçtiğimizden kaynaklı olarak şu anda yeni bir seviyeye geçtik. Bunlardan bir tanesini alarak oyunumuza devam edeceğiz. Azami para kazanmayı bir artır diyor. Yani günlük olarak kazanabileceğimiz maksimum parayı bir tane artırmamızı sağlıyor bize finans merkezi. Patentle bir geliştirme edindiğinde +1 ve 1+1 rastgele kaynak edin. Kaynak dedikleri bunlar. +1 para dediğiyle burası zaten. Zor zamanlar. Bu oyun süresince ilk alarm aldığında rastgele bir geliştirme ve her kaynaktan bir tane kazan.
Mesela bakın bu baktığınız zaman riskli. Çünkü bir tane alarm alacağız. Kırmızı alarm alacağız. İki tane daha olursa, üç olursa oyun bitiyor yani. O yüzden oyunun zorlukları tamamen bu olayın çerçevesinde gerçekleşiyor diyebiliriz. Ben mesela başlangıçta ilk defa oynadığımdan kaynak olarak en basit olan azami parayı 1 artıra başlatıyorum. Gördüğünüz gibi. Gerçi şöyleymiş. Pardon. 3'e 1 yazıyor. Yani bir tane para verdi şu anda bize. Sanırım günlük olarak kazancımızı arttırmadı şu an bu. Bunun dışında dur, ne yaptık? Kart destemizi değiştirdik, değil mi? Neyse, basmış olduk. 5 dolar karşılığında da bunu yapabiliyoruz ama şu anda herhangi bir paramız yok. Bir paramız var şu anda. Yeni güne geçtirdik. Evet, bir tane para geldi bakın bu arada üstüne, güzel. Yanlış bir şey yapmamışız yani o konuda. İki kartı yok et ve artı iki elektrik kazan diyor. Bu kartı yok et. Bu kartı yok oluyor tabii ki direkt. Tıkladık. Herhangi bir kartı seçtiğimizde o kartla beraber, hani mesela kötü bir kart varsa burada, onunla beraber iki kartı yok ediyoruz. Aynı zamanda bu kart yok oluyor tabii ki. Beraber seçtiğimiz kartla beraber bu kart yok oluyor. Bize bir de iki tane elektrik kazandırıyor bu kart olayı. 3 elektrik artı bir tane çevre alabiliyoruz. Bunu yaparsak eğer ki 6 dolar şu anda, bizim öyle bir paramız yok gene. Ondan sonra eksi bir elektrik artı bir. Bence bunları kullanmayalım şimdi bu arada. Kalsın. Şuna tıklayalım. Popülasyon daha fazla azami ve para kazanmak için popülasyonun nüfusunu arttır diyor. Onları arttıracağız tabii ki. Paramızı bence bu tur harcamayalım. Ev 2 dolar. Gerçi ev, bir tane ev harcayalım bu arada ya. Hani 4 nüfus gelsin, tamam. Yeni güne geçtik. Yol geldi bir tane daha bize. Hemen yolu da şöyle kullanalım. Bu arada harita üzerindeki ağaçlık alanlara yol yapabiliyorsunuz. Yolu yaptığınızda da size betonlaşma sebebiyle adlandırmış bunu videoyu çekerken doğru üstü. Betonlaşmadan kaynaklı olarak ne oluyor? Çevre puanınız bir tane düşmüş oluyordu galiba, yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Biz şu tarafa doğru ilerleyelim hemen. Tamam, yeni güne geçebiliriz bu arada artık. Kırmızı alarm. Suyumuz eksi 1'e düştüğünden kaynaklı olarak kırmızı alarm aldık ama su ihtiyacı da yok şu anda gördüğünüz gibi. Yani herhangi bir şekilde su kaynağı gelmedi bize. O yüzden bunu iyi bir yöntemle artırmamız gerekiyor bir şekilde. Kartlarımıza bakacağız şimdi. Bela Ölçer'in gün sonunda bir seviye ilerler. Kalanı da yolda gibi duruyor. Dikkatli ol diyor yani. Bela Ölçer sona geldiğinde bir tane felaket yaşıyoruz. Kırmızı alarm olayını anladık zaten. Bir tane kırmızı alarm aldık çünkü suyumuz eksiye düştü. Sıfırın altına düştüğünde bize bir tane alarm veriyor. Herhangi bir kaynak altına düştüğünde. Oluşturalım. Bir tane ev ve bir tane rezidans geldi. Rezidansı koyarsak 10 nüfus artar. Bu da geliştirme yapmamızı sağlayabilir. Tabii ki. Bunu da oluşturalım. Su kulesi lazım bizim, ihtiyacımız olan zaten su kulesi. Bir de o şey atılıyor ya. Ekrana bir para işareti geldi. Yazı tura olayı var. Yazı turanın seçimi yapamıyoruz. Yani yazı turayı seçtirse bize, hani mesela işte yazı tura şansı geldi. Yazı seçeceğim, tura seçeceğim gibisinden daha güzel olabilir. Bilmiyorum, sürekli yazı mı seçiliyor acaba? Tura mı seçili kalıyor manuel olarak? Hiçbir fikrim yok o konuda. Onu da öğreniriz herhalde oynadıkça. Zaten bu arada hatırlatayım, oyun demo şu anda Steam üzerinde. Sizler de katılıp demoyu indirip oynayabilirsiniz. Boyutu zaten düşüktü. Çok düşük, şu an hatırlamıyorum açıkçası. Ekranı yazmışımdır eğer unutmadıysam. Sizler de indirip oynayabilirsiniz demo versiyonunu. Tam sürümü falan ne zaman çıkacak hiçbir fikrim yok. Bu arada suyumuzu kurtardık. Hemen yeni güne geçebiliriz artık. Bir takas, bir kart at, bir kart çek diyor. Bir tane kartımızı atabiliriz istersek. Bize zarar veren bir şeyi atıp onunla değiştiririz. Mesela iki tane kömür santrali olması mantıklı mı? Hiçbir fikrim yok. O yüzden bir tanesini atıyorum, bakalım ne olacak. Attık. Ne verdi? Taşeron hizmet. 3 harca ve 2 kart çek. Harcadık. 2 tane kart versin bize. Evet, rüzgar türbünü elektrik sağlamamızı, elektrik kazanmamızı sağlıyor. Değişen planlara elindeki kartları at ve 3 kart çek. Tamamını atıyorsa sıkıntı. Yani o kadar deste yaptık. Boşu boşuna bunu bozmayalım şimdi. Nüfusumuzu da artırmamız lazım artık. Bildik. Eksi 2 elektrik artı bir güvenlik. Artı bir polis memuru. Şuraya memur gelecek. Bu da önemli aslında bakarsanız. Destene bir adet tedavi kartı ekle. Tedavi kartı belki bir ihtimal şeye yarıyordur. Felaketleri atlatmamızı falan sağlıyordur. Görürüz belki birazdan. Bir rezidans yapalım. Nüfusumuzu artıralım bakalım. Nereye yapalım? Buraya yapalım. Gittik, suyu da Dora Üstü'nün videosuyla aynı yere koyduk. Yani inanılmaz kafamızda kalmış oraya koymak.
Binanın arkasında gözükmesin falan filan derken gittik biz de kendimiz oraya koyduk. Değiştirme olayı yok bu arada. O da gelirse güzel olabilir. Bir dahaki gelen kaynakları vesaire o tarz şeyleri farklı yerlere koyabiliriz bakarız duruma göre. Geliştirme açılmasının sebebi rezidans koyduk. 10 nüfus harcı 10 nüfus kazandırdı bize rezidans koymamız. 4 dolar karşılığında bir tane rezidans yerleştirdik ve nüfus başarımı elde ettiğimizden kaynaklı olarak yeni bir seviyeye geçiyoruz. Başkent inşaat planları ve yardım fonu. Başkent bize her gün fazladan bir kart daha çekersin ve para kazanmamızı artı bir artırıyormuş. İnşaat planları oynadığın her 10 kart için bir kart çek. Yani 10 kart devam edebilir miyiz? Hiçbir fikrim yok açıkçası. O yüzden bir kalsın bu kenarda. Yardım fonu her felaket gerçekleştiğinde artı iki para kazan diyor. Yani felaket karşılığında artı iki para kazanmak bize ne kadar katkı sağlar? Hiçbir fikrim yok. O yüzden biz kalıcı bir olay olması için başkent seviyesini alalım, başkent geliştirmesini alalım ve paramız artı bir artsın sürekli. Nerede su kulesi verdi bir tane daha. Sol altta bir kart çek. 4 dolar karşılığında destenden bir kart çek. Herhangi bir şekilde paramız olmadığı için onu çekemiyoruz zaten. Başkent her gün bir fazladan para kazanıyoruz. O tamam. Finans merkezini almıştık. Bir de azami bir parayı arttırma. O da okey. Onda da bir sıkıntı yok. Evi de koyalım. Biz bir tane daha seviye atlayalım bakalım hemen. Geldik. Bir seviye daha atladık. Şimdi desten için yeni bir kart seç diyor. 50 bakın. Bir sonraki seviye. Emniyet Müdürlüğü eksi 3 elektrik artı 3 ve artı 3 iki tane artı 3 artı 3 şeklinde güvenlik ve polis katkısı sağlıyor bize. Elektriği eksi 3 yaparsak sıfırlanıyor. O çok iyi değil. 4 dolar harcayıp rüzgar türbünü falan yerleştirmemiz gerekiyor. O yüzden gerek yok şu anda sanırım ona. Bu kart almaya. Aşırı önlemler. Bir tane bunların yanına bir tane daha ekliyor sanırım bu. Bakalım. Bir sonraki turda mı gelecek? Vallahi hiçbir şey gelmedi. Kandırıldık. Ne oldu? Gitti. Kayboldu. Olamaz bu felaket. Ha, sanırım şuraya bir şey ekledi. Felaketin gelmesini mi katkı sağladık? Ne yaptık biz? Sanki öyle bir şeyler oldu. Şunu da göstereyim bu arada. Bakın beton yığını bir ormanlık alanı yok ettiğinde bir tane çevre puanı kaybedersin diyor. Bir tane çevre puanını kaybettik yol çektiğimizden kaynaklı olarak oraya. Ormanlık alanında 5 dolar karşılığında koyabiliyormuşuz. Herhangi bir yere koyabiliyoruz. Yol balans olmasına gerek yok. Ormanlık alanların o güzel bir detay olmuş. Onun dışında çok sıkıntılı bir kart bu arada ya. Bunu yaptığımızda bütün her şeyimiz gidiyor yani. O yüzden onu uygulamak istemiyorum açıkçası şu anda. Eksi elektrik, eksi 2 elektrik. Bir tane biz polis memurunu alalım bence. Çünkü felaket gelecek. Felaketi kaynak veya şunlarla veya bununla harcamamız gerekiyor. Halletmemiz gerekiyor. O yüzden bir tane klinik yerleştirelim biz şuraya. Kliniği yerleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bunu polis memuruyla beraber felaketi atlattık sanırım. Evet. Hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan o olayı çözmüş olduk galiba. Biz buraya çekelim. Bir tane kartımızı yok edebiliyormuşuz bununla beraber. Şunu yok etmek istiyorum ya. Aradan çıksın gitsin. Bura geldi. Gecekondu geldi mesela. Eksi bir güvenlik. Artı 8 nüfus sağlıyor bize. Gecekonduyu yerleştirelim buraya. Daha sonra rüzgar türbünlü paramız yok gerçi o kadar. Hemen bir tur atlamamız lazım. Şu evi de yerleştirelim. Hemen tamam. Hemen yeni güne geçtik. Evet. En başta söylediğim gün muhabbeti şu arkadaşlar. Bakın sağ üstünde 10 yazıyor ya. 10 tur içerisinde bizim bu sığınağı bir şekilde yapmamız lazım. 6 dolar mı zaten? Muhtemelen bir sonraki turda yaparız ama şöyle bir sıkıntısı var bunun da. Ne oluyor? Bir ses geliyor. Oyunun müziği değişti galiba. Evet. Gelirse sıkıntı olmaz galiba. Güvenemiyorum bir de durduk yere telif falan uyarıları geliyor saçma sapan. Bir de anında gelmiyor. Aylar sonra geliyor. Bakıyorsun hangi videoda ne olmuş, ne yerde müzik kesilmiş, ne yapmışlar falan filan derken inanılmaz sıkıntı. Şimdi 6 dolar karşılığında sığınağı yapmamız gerekiyor ama şöyle bir detay var arkadaşlar. 6 dolara bir sonraki gün elde edeceğiz zaten. Onda bir problem yok ama eksi 8 su, eksi 8 elektrik, artı 4 güvenlik veriyor bize. Yani bunları ikisinden alarm almamız gerçekten inanılmaz sıkıntı. Zaten bizim sanırım yok şu an herhangi bir alarmımız yok ama bir tanesi yanacak, bir tane kalacak sadece. Yanlışlıkla bir şeyden daha kırmızı alırsak, alarm alırsak patladık zaten. Tamamen yok oldu o iş. O yüzden hemen yeni güne geçiyoruz. Bir kendimizi safe duruma sokmaya çalışalım elimizden geldiği kadarıyla.
pay ediyorum mesela. Eksi 3 su artı bir güvenlik ve artı bir polis elde edebiliyormuşuz bununla. Bu arada paramızı da 5'in üzerine çıkartamıyoruz. Şunların muhabbeti zaten bu azami parayı, yani daha fazla, bir tane fazladan para kazanmamızı sağlıyor bize. O yüzden onlarda sıkıntı birazcık. Biz bence kömür santralini alalım. Bu arada şöyle bir detaydan da bahsedeyim. Oyundaki böyle bir zorluk yok yani. Kirlilik yapabilecek bir olay yok yani, çevre kirliliği yapabilecek. Hani kömür santralinin yanına yerleşim yerleri falan kurabiliyoruz. Su pompa sanırım, su pompalarının yanına kirli yerler yapabiliyoruz. İşte kömür santrali gibi kirlilik oluşturabilecek Cities Skylines'dan örnek verecek olursak. Burada öyle bir zorluk koymamışlar. Güzel olabilir bazen bazı durumlarda. Ama o tarz zorluklarda açıkçası oyunun birazcık tadı yani. Cities Skylines'da mesela, o da olmasa mesela, neyle böyle vakit geçireceksiniz, zaman geçireceksin. Çeşitli alanlar kurmanıza olanak sağlıyor bu tarz zorluklar. Burada öyle bir olay yok maalesef. Pek maalesef de denmez yani, tamamen tercih zaten bu. Oyun yapan kişi öyle olmasını istememiş. Zaten videosunda da söylüyor. O yüzden onu koymamış yani, bu kadar basit. Gözü kara iki tane elektrik kaybettiyor. İki kart çek diyor. Yazı tura oyna. Artı bir elektrik kazan. Turaya artı bir elektrik veriyormuş. Bakalım, deneyelim. Kaybettik. Hemen bir yol çekelim. Şuraya doğru yol çektik. Onun dışında kullanabileceğimiz başka bir şey. Ormanı bir sonraki tur kullanalım istiyorum. Çünkü çevre puanını artırsın. Aslında o çok mantıklı olmadı ya, yazı tura gözü kara muhabbetini kullanmamız. Evet, bir başka petrol kaçağı sebebiyle iki tane şey kaybettik ve bir tane alarm aldık gördüğünüz gibi. Bunu da yaparsak eğer, bunu bastığımız anda mesela 6 dolarımız oldu, bunu kullandık ki 6 dolarımız yok şu anda. Mecburen hemen şu nüfus olayını halletmemiz lazım bizim. Onu halletmeden bu işi yapamayız. Yolu çektik. Gökdelen mesela 24 tane kapasitesi var ama bizim 7 dolarımız olamıyor hiçbir şekilde şu anda. O yüzden o da büyük bir sıkıntı. Bunu yediğimizde falan hiçbir katkı sağlamıyor. Bir dolar falan para verse bize fazladan onu yedik diye. Kaleme dokunduğumuzda bir şeyler yapsa. Ucunu açıyormuş bakın, ona dikkat etmemiştim. Yenmez kalem. Arkasına basıyorsunuz, ucu açılıyor. Evet, birazcık çıkmaza doğru gidiyor şu anda. Zaten 8 günümüz kaldı bu işi yapmamız için, sığınağı yapmamız için. Hemen yeni güne geçtik. Artı 5 su veriyormuş bize Endüstriyel Kulesi. Endüstriyel su kulesi eksi bir eksi bir şeklinde bunlardan veriyor. Suyumuzu bir artıralım bence. Bastık, suyumuzu artırdık, 8'e çıkarttık. Zaten çevre o şekilde kalacak mecburen. Yarın da bir ormanla alakalı bir şeyler veya şunu yapabileceğimiz seviyeye gelirsek bu işi çözeriz gibi geliyor bana açıkçası. Nüfus artacak da başka bir şeyimiz yok. Yani bir park var. 3 para harca ve 2 kart çek diyor. Deneyelim mi? Riski atalım. Atalım hadi bakalım. Belki güzel bir şeyler gelir. Bir sonraki tur mu gelecek acaba? Sanırım bir sonraki tur gelecek. Bakalım. Yok, hiçbir kart çekme gelmedi. Veya tıklamamız mı gerekiyordu acaba ona? Allah, hiçbir fikrim yok onunla alakalı. Parkı yapalım. Parkı şuraya yaptık. 41'e 50 oldu bakın gördüğünüz gibi. 50'ye bir türlü ulaştıramadık onu. Şimdi ormanlık alan yapamıyoruz. Geçtik bir sonraki güne. Enflasyon. Tüm bina katları artık 2 para daha fazla. Kriz yönetimi için felaket ikonuna tıkla diyor. Yani şuna tıklayıp bununla beraber atlatabiliriz. İstersek bunlardan birer tane harcarız ki bunu harcayabiliriz şu anda. Birazcık fazlalığımız var. Ama harcamalı mıyız peki? Bir fazladan olması birazcık sıkıntılı zaten. 7 mesela 6'ydı bu. 7'ye çıktı gördüğünüz gibi. 3 olanlar 5'e çıktı. 4 olanlar 6'ya falan çıktı. Bir tur atlatalım, geçelim bakalım. Bir sonraki turda bakarız. 5 yük hastalığı ortadan kaldır ya da bugünlük artı 1 al, bu kartı yok et. Tamam, aldık artı 1. Bunu bir basalım bir yerlere. Tamam, alarmı sıfırladık artık. Kurtulduk alarm olayından. Şimdi bunu kullanıyoruz.
kullanamıyoruz çünkü çevre puanımız yok şu anda. Bir tane daha çevre puanı lazım bize bir şekilde. Çeşme yapabiliriz mesela, eksi 3 su veriyormuş. Ya da şunu yapalım diyeceğim de 7 dolar, o da inanılmaz. Onu da yapamayız. Ya bizim o parayı 7 yaptığımızda bir şekilde şunu kullanmamız lazımdı ya. 6 mı yapabilmiştik gerçi? 6 yapabilmiştik ya. 7'ye ulaşamadık hiçbir şekilde. Bir de öyle kullandık. O kaçınılmaz son yavaş yavaş geliyor. Hissediyorum yani. Az sonra kaybedeceğiz oyunu. Felaketi kapattık, iptal ettik komple. Nüfus veren bir şeyler kullanmalıyız ama paramız yetmiyor bunlara. Şunu yapabiliriz, gecekondu. Hemen yapalım. Ve son bir nüfus. Bir nüfus. Gelmedi ki. 2 düşürür su kulesi. Kömür santrali yapalım bakalım. Ama yaparsak yok, bunu kullanmayalım yani, bir tanesi en azından düşmesin. İki tane alarm alalım biz buradan. Su kalesiyle devam edelim hemen. Yerleştirdim su kulesini. Yeni güne geçtik. Sığınağı kullanamadığımızdan kaynaklı olarak alarmı aldık galiba. Eksiye düşürdü bir şeyleri sanırım. Hiç fark etmedim. Ya da bela ölçeri mi aktif ettim, ne yaptı? Şimdi bir festival seç olayı neye göre geliyor hiçbir fikrim yok açıkçası. Hani belli bir günde mi geliyor acaba? Belki 20 ve katlarında geliyor. 20, 40, 60, 80 gibisinden. Burada da bir tane şey varmış benim gördüğüm Dora Özsoy'un videosunda duyduğum kadarıyla. Türkiye ile alakalı 23 Nisan etkinliği festivali seçilebiliyormuş. Şu an bizim karşımıza çıkmadı ama belki 40. günde, 50. günde vesaire o tarz bir günde geliyor olabilir. 52 adet üçlü yol kartı oluştur. Yol ihtiyacımız varsa, hani yerimiz kalmadıysa bunu kullanabiliriz. Gerçekten güzel katkı sağlayabilir. Destine 2 adet su temini kartı ekle, artı bir elektrik kazanılıyor. Güzel işimize gelebilir bu arada. Eline ve destene birer tane gelişmiş adaptasyon kartı ekle. Adaptasyon kartı ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. O yüzden tasarruf bilimciyi aldık bakalım. Tasarruf bilimci değil. Şimdi mesela yalnızlık anıtını 8 gün içerisinde kullanmalıymışız. Hepsine eksi 1 veriyor birer tane. Bunu kullanırsak şu bir kere buradan bir alarm alacağız. Buradan sıfıra düştüğü için almıyoruz galiba. Eksi 1'e düştüğünü alıyoruz. O yüzden şimdi kalsın bakalım bu. Gelesi yok onun. Diyorum şöyle desteğimize. Desteğimiz de kocaman oldu yani. Aslında hani bu kadar geniş yapmak yerine bir sırasında üstüne doğru yapılsa, üzerine geldiğimizde böyle hafiften yukarıya doğru çıkıp büyüse, gösterse daha mı güzel olurdu bilemiyorum. İlla ki onunla alakalı belki feedback alırlar, değiştirirler, bilemiyorum açıkçası. Çünkü birazcık büyük oluyor sanki böyle geldiğinde kartlar, soldan sağa doğru geldiğinde. En azından 5 tane geldi mesela, 5 tanenin üzerine bir 5 tane daha destelense, tıkladığımızda üzerine geldiğimizde, yani şu kartın üzerine geldiğimizde o yukarıya doğru hafiften açılsa detaydan okuyabilsek sanki daha güzel olurmuş gibi. Ne oldu? Tüm kartları gönderdik mi biz yanlışlıkla? Ha, yeni başlangıçlara baktı. Bastık galiba. Vallahi kayboldu. Bir şeyler oldu kartlarımız. Şunu göndermeye çalışacaktım. Neyse. Buradan uzatalım. Mağaza artı 7 nüfus veriyormuş. Bunu kullanalım bakalım. Çıkmaz sokak olsun. Ormana gitsin. Evet, 50. seviyeye geldiğimizden kaynaklı olarak 50 nüfusa geldiğimizden dolayı level 5'e yükseldik. Patentle geçiş ücreti inşaat planları şeklinde bu şekilde de geliştirmeler veriyor. Her yolu inşa ettiğinde %25 şansla artı bir kazanabilirsin diyor. 4 yolda bir tane para kazanma ihtimalimiz olacak gibi duruyor. Öyle işliyorsa eğer %25 şans. Oynadığın her 10 kart için bir kart çek. Bir geliştirme edindiğinde artı bir para kazan ve artı bir rastgele kaynak edin. Ne yapalım bakalım geçiş ücretini ya. Şanslı oluruz. Bunu yapamıyoruz bu arada. Paramız yetmiyor. Bunu kullandık. Bunu bu şekilde koyamıyoruz yani. Herhangi bir kapatma ihtimali yok. Uzatalım burayı da. Paramız taşeron hizmeti 3 para harca ve 2 kart çek diyor. 2 tane kart çekelim bakalım ne gelecek. Yol döşeme 1 kart at ve 3 yol kart oluştur. 1, 2 ve 3 bu kartı yok et. Ha, bakın kırmızıları yok edemiyoruz hiçbir şekilde. Peki. Yeni güne geçtik.
Evet, 4 elektrik kaybettik ve bir güvenlik kaybettik. Dolayısıyla 2 tane alarm oldu şu anda. 2 tane alarmımız var. Sıfıra da veriyor galiba sanırım. Sıfırın altına düştüğünde yazıyor gerçi ama. Belki de onu tersine çeviremediğimizden kaynaklı olarak bir tanesi. O yüzden kaldı o. Emin değilim açıkçası şu anda. Rezidans. Oğlum rastgele yapıyorum bu arada. Hani burada güzel yerleşim yeri olsun, şurada kötü yerleşim yeri olsun gibisinden uğraşmıyorum açıkçası. Tamamen rastgele koyuyorum şu anda. Ev yerleştirelim hemen. Taşeron hizmeti 3 para harca ve 2 kart çek diyor. Kömür santrali artı 5 elektrik al ama eksi 2 çevre al diyor bize. Hemen yerleştirdik ve 3 alarmı aldığımız için oyun bitti. Olamaz. Tüm kırmızı alanları yaktın ve oyunu kaybettin. Kaynaklarını sıfır üstüne tuttuğundan emin ol ve görev kartlarını kırmızı alanlardan kaçınmak için kullan. Oyun süresince daha fazla bilgi edinmek için faaline kırmızı alarm üstünde gezdir diyor. Evet, oyun bu şekilde arkadaşlar. Bitişinde göstermiş olduk. Kart oyunu ve şehir simülasyonu birleşimi gibimsi. Yani çok böyle şehir simülasyonu diyebileceğimiz tarzda bir oyun değil ama tabii ki işte su yerleştirmeniz lazım, elektrik yerleştirmeniz lazım. Güvenlik ve çevre birimlerini güzel bir şekilde ayarlamanız lazım. Dolayısıyla bu yüzden şehir simülasyonu diyebiliriz aslında bakarsanız. Biyom şeyleri gelebilir. Mesela işte çöl olayları gelebilir. Kar temaları vesaire gelebilir. Vesaire vesaire. Tabii ki benim bu oyunun hani gelişmesiyle alakalı bir benim önerime dikkate alırlar mı veya bu videoyu görürler mi hiçbir fikrim yok ama olur da görürlerse hani mesela şehrin canlı bir şey olmasını görebilmek adına yanlış hatırlamıyorsam kedi falan eklemişlerdi hani böyle zaman zaman sağda solda gezen ama hani atıyorum x bir noktada şuraya doğru yerleşim yeri yaptık atıyorum şöyle yaptık mesela. Yapamıyoruz bir saniye hemen bir sonraki güne geçelim. Atıyorum burada ev var mesela diyelim. Buradan mesela bu evde bir güvenlik işareti çıksın. Polis sorunu yaşansın. Hani rastgele tamamen random bir şekilde gerçekleşecek şekilde. Bizim güvenlik seviyemiz eğer yeterli bir durumdaysa, yeterli bir seviyedeyse atıyorum buradan bir polis aracı çıksın. Oraya doğru gitsin. Sorunu halletsin. Üzerindeki işaret gitsin. Tekrardan polis arabası dönsün. Yani şehirde bir hareketlilik yaşansın. En azından hani mesela rüzgar türbinleri hareket ediyor. Hareket konusunda sıkıntı yok. Demek ki yapılabiliyor bu. Yapabiliyorlarsa bu tarz şeyler yapılabilir. İtfaiye için yapabilirler. Ambulans için yapabilirler. Aynı şekilde polis için yapabilirler. Vesaire vesaire. Onun dışında tabii ki zamanla daha sonra tekrar oynarsak demosundan çıktığında uygun bir fiyata satılırsa alırız ve tekrardan deneyebiliriz. Sizler de bu oyunla alakalı fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.